Arkadaşlar selam, bugün İnsendio'nun karşısında TR'nin en iyi kusu falan filan dermişim. İnsendio'nun karşısında bir beşli var, toplama bir beş. Ama dakika bir gol bir. Hemen düzeltiyorum, tamam, 10 numara. Hayatım 10 numara, Kur'an çarpsın 10 numara. Şimdi bir dakika, şurada bir fight oluyor, hemen buraya gösterelim. Hocam piklerde çok fazla gariplik var. Geleceğiz, oralara da geleceğiz. Piklerle ilgili bir şey anlatırken sürekli bir fight falan oluyor, onları kaçırıyoruz. O yüzden şöyle bir sakinlik oluşursa her Link ormanında Red'ini alıyor. Red'ini almaya çalışan masum bir Link var. Hilda görüşü veriyor orada. Faramis hasar gelecek bayağı bir. Hemen yarı canını aldı. Hilda'ya atlıyorlar bu arada ve yapılması gereken de aslında bu. Ormanını basan adamı atlayacaksın ki o ormanı bir daha basamasın hocam. Şimdi piklere bakalım. Bir savaş mavaş yok gibi duruyor. Mutlaka oluyor gerçi. Mutlaka ufak tefek. Faramis'e bayağı hasar geldi. O Faramis artık base atacak. Zaten kırmızı tarafın midi 4 level'e kadar aşırı derecede kaybediyor yani mid lane'i. Gusion ve Faramis 4 level'e kadar hiçbir şey yapamadı hocam. Piklere baktığımız zaman bakın. Harbiden çok fazla garip pik var. Jansen mid var. Hilda tank var. Başka diyebileceğimiz sol taraf için başka garip bir pik yok. Sağ tarafta pek tercih edilmeyen pik olarak en azından 5'li takım oyunlarında Gusion var. Onun dışında Faramis var. Faramis'in ultisi aslında bayağı güçlü ve 5'li takım oyunlarında çok fazla iş yapabilecek bu ulti. Derken burada bir kaplama fight olacak. Çok güzel çarptılar Ling'i. Havada tuttu Ruby. Ling'i havada tuttu hocam. Ensesinden tuttu Ling'i. Burayı direkt yani bu fight'ı başlamadan kazandırdı Ruby. Ruby'ye burada onayımızı veriyoruz. En büyük MVP adayımız şu anlık Ruby. Oyun ilan etmese bile biz gönlümüzde şu hareketiyle ilan edeceğiz. Tabii bu dakikaya kadar bakalım. Şimdi hemen gold durumlarına bakıyoruz. 700 gold kadar öne geçmişler. İnsanlıyor tarafı. Yani kırmızı tarafın erken önünü kaybetmesi biraz beklenen bir sonuç aslında. Midinden dolayı. Bu midi kaybetmeleri tabii ki diğer lane'lere yansıyacak. Yansır zaten. Faramis içeride. Faramis fazla içeride kalmış. Ultisini attı burada ama ultisinin çıkışında kurtarılabilecek mi? Çıktı. Flash'ını attı. Çıktı. Link orada tamamlayabilir. Gusion içeri girdi. Gusion arkada Link Jansen'ı kesti. Link devam ediyor bu arada. Link hala devam ediyor. Canı az. Oradan çıkar diye düşünüyorum hocam. Artık hocam demeye bırakıyorum bu arada. Geçen kere videosunda 90 kere hocam demişim. Daha hocam yok. Öğretmenim var artık. Çok güzel Ruby maç smurfliyor hocam. Link valla çaresiz, izledi ölüşünü. Yani itirazınız yoktur herhalde. Bu maçın MVP'si şu anlık Ruby. Evet, arabayla beraber gezmeye başlamışlar. Bu arada araba AP araba, onu bir söyleyelim. Geziyorlar, avını arıyorlar haritada. Çok yakından geçti. Kokusunu aldı mı? Bakıyoruz tekrar oraya. Hocam gold de yine zulüm. Bak hocam dedim bu arada. Beatrix'i kestiler. Beatrix'in orada olduğunu işte tecrübe bak. Tamamen tecrübe. Direkt çarptı oraya. Ya da map mi acaba, bilemeyiz şimdi. Öyle bir çarptı ki oraya. Ama çok önemli bir killdi bu gold deyin için. Bakın gold deyinler arasında direkt 400 gold'luk bir fark oldu. Bunun dışında takımlar arasında 1K kadar gold farkı olmuş. Büyümüş artık gold farkı. İyice açılmış gold farkı. Jansen'la beraber yine mid'e çarpmışlar ama bir kill gelmedi buradan. Çok fazla baskı veriyorlar şu anda. Yine başımızın belası Jansen sanırım ya. Harbiden Jansen çok, yani can sıkıyor hocam. Hocam demeyeceğim artık. Öğretmenim. Hocam kelimesini nereden alıştım ben? Güzel, burada Faramis oynuyorlar. Faramis'in ultisini alabilirler belki derken flash'ını aldılar. Tamam, bu da derken bot da bu sefer de kırmızı taraf gold lane oynamış ve Vanvan'ı düşürdüler. Artı bir de kuleye bak, bu çok önemli.
Bak güzel akıl oyunları Beatrix'ten. Kuleyi alsam bari en azından. Ama tamam, kule her türlü düştü. Ama çok boş bir flash mesela bu. Oradan kaçması mümkün değil pek. Bu flash atmasaydı aslında daha iyiydi. Ama biraz vakit kaybettirdi. De bu vakit kaybı hiçbir zarara uğratmayacak Incendio'yu. Bakın Incendio tarafı bir kağı kadar önde olabilir. Kill durumunda 3 kill kadar önde olabilir. Ama kuleleri yok hocam. Bu oyunu kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kule almak. O bakımdan kırmızı taraf şu an kule olarak bir adet önde. Arabayla Hilde yine gezmeye başlıyor. Bakıyoruz şöyle. Lancelot Gus'u oynamış. Çarpını attı. Lancelot içeri gibi taş açtırını attı. Çok güzel, ona da oynuyor buradan. Hocam. Hocam değil Allah'ım. Dönüşünde beraber. Gusion çok güzel iki kişiyi düşürdü. Link orada ölür mü? Link'e flash attılar. Link'i düşürdü. Ruby taşıyor bu maç şu ana kadar. Ruby sanki bana para verdi. Öyle bir övüyorum ki maç başından beri. Bu arada bu fight hocam. Hocam dedim Allah'ım. Alışkanlık olmuş, farkında değilim. Bir kuleyi istiyorlar şu anda. Bak tahtamız güzel attı içeri. Tahtamızın ultisi var bu arada. Hilde'ye çok güzel hasar ve Hilde'yi de devamına düşürüyorlar burada. Artı bir de mid kulesi. Oyunun en önemli kulesi demiştik bu mid kulesi için. Bak erken oyunu kaybediyorlardı evet. Ama çok güzel oynadılar erken oyunu kırmızı taraf. Biraz geri düşmüş olabilirler normal olarak. Ama sonrasında çok güzel fightladılar. Burada aslında Lancelot fazla zorlamıştı burayı. Gusion'un cezasını kesti. Gusion yine içeride. Bak hasara bakar mısın? Hasara bakar mısın öğretmenim? Araba çünkü yine dolaşıyor, bakıyoruz. Kaplamaya giren bir kırmızı takım var. Araba arkadan durabilir. Beatrix güzel pozisyon aldı bu arada. Güzel pozisyon, arabayı dojladılar. Burada fight istemiyor kırmızı taraf. Haklı olarak araba bir Beatrix'e çarptı. Faramis'ten çok geç bu ulti geldi. Çünkü stun yedi hocam. Hocam. Stun yedi. Devamında da Johnson'a düşecek. Bakın Johnson tekledi Beatrix'i. HP Johnson. Çünkü itemlere bir bakar mısın Johnson'ın? Hiç Johnson falan değil. Hiç canımızın dışı. Nasıl? Çok iyi. Eyvallah. Şimdi mid kule isteyen. Aa burada Tahmuz oynamışlar. Tahmuz tek başına kaldı bu arada. Tahmuz'u düşürmek kolay değil ama ultisiyle beraber arkasında Faramis var. Tahmuz içeri hasar yemiyor şu an Tahmuz. Tahmuz'un canı doluyor. Hasar yedikçe canı dolan bir hero. Tahmuz tanıştırayım. Güzel güzel hocam. Burada mid kulesini istiyor insanın diyor tarafı. Araba geldi. Çok güzel, ikisini birden çarptı araba. Faramis ultisi var mı bilmiyorum. Çarptılar, düşürdü. Gusio düştü. Arkasından Faramis. Link içeride. Link kimi kesecek? Johnson'ı güzel kesti. Arkasından kaçabilecek mi? Kaçtı. Ama burada mid kulesini muhtemelen alacak insan diyor tarafı. Link çok güzel gitti geldi hocam. Kesti tekrardan. Çok güzel oyunlar oynanıyor şu anda. Aa Link'in mavisi gitti. Bu baya kötü bir haber ama Link hemen direkt karşı mavi alabilecek mi şu an? İnsan diyor tarafı da geliyor mavi vermemek için. Link'in çarpı varsa eğer alır. Yoksa yok, alamadılar. Link'in mavisi yok artık. Tahmuz kuleyi almış bu arada. Tahmuz orada muhtemelen ölür diye düşünüyorum. O kadar da yani orada ölmeyecek kadar da bozuk bir çar değildir herhalde. Evet bunun dediğim gibi de ölmemesi peki. Ölmedi gerçekten. Faramis kurtarır mı derken Faramis'ten yine geç bu ulti geldi. Fight'in devamına bakıyoruz. Johnson arkaya çok güzel çarptı. Beatrix'i tekledi Johnson. Gusion içeride. Gusion tek attı bu sefer de Johnson'a. Gusion oradan kaçabilecek mi? Bakıyoruz arkada Link Faramis gitmiş. Gusion kaçar mı? Kaçıyor mu? Kaçmak üzere mi? Bakıyoruz. Link, pardon Lancelot'tan yanlış skill'ler geldi. Gusion oradan tekledi ve kaçtı hocam. Görevini yaptı Gusion. Şu an gold durumuna bakıyoruz. Bir kakada yine önde insanlıyor tarafı. Ve bunun akabinde Lord'u alıyorlar. Link hiç zorlamayacaktır diye düşünüyorum o Lord'u. Evet zorlamadılar. Tamam. Savunabilirler bu Lord'u. Yani savunmak için Gusion savunmak için pek iyi bir mid değil ama Beatrix'leri var. Beatrix harbiden iyi bir mid. İyi bir ADC yani Lord'u savunmak için. Derken Beatrix diye bir şey kalmadı artık. Johnson tekledi onu. Faramis ultileri çok kötü geldi bu maç. Bak Faramis ultileri güzel gelse o Johnson'ı tamamen counterlayacaklar. Johnson zaten AP kasmış. Yani çarptığı
Çarptığı adam eğer ölmezse Johnson'a fokus atacaksın, düşüreceksin Johnson'ı. Faramir ultileri burada maç kazandırabilir ama şu ana kadar baya kötü kullanıldı. Tahammuz orada, tahammuza geldi. Tamam. Lord Bot'ta Lord'un gelmesine hala çok var. Beatrix'e doğdu zaten. Arabaya artık dikkat edilmesi lazım. Dediğim gibi yani güzel bir ulti atılırsa, yani Faramir ultisi güzel atılırsa Johnson ultisine karşı, Johnson'ı tamamen counterlayacaklar. Gold durumları 3K kadar açılmış artık. İnsanlığı 3K kadar önde derken Tahammuz'a çarpmışlar. Tahammuz ama ölecek bir pick değil. Orada Gusion onları güzel yakaladı. Gusion bayağı vurdu ve Johnson'ı bakın aynı bu şekilde teklediler. Devamında bir kişi gelmeyecek. Johnson'ı düşürdüler. Bakın bundan bahsediyorum. Johnson'ın eğer çarptığı hedef ölmezse Johnson'ın oradan çıkışı da pek kolay olmayacak. Çünkü AP Johnson hocam. Tek yer o Johnson. Burada Link güzel bıçak topladı. Oradan çıkışı da olacak mıdır derken Ruby yine çok güzel havada ensesinden tuttu. Oradan bir de Tahammuz'u tuttu Ruby. Van ultisini açarsa tehlike. Van ultisini açtı ama Faramir'in ultisine denk geldi. Van buraya sarıldı. Van çok az kaçacak, az canla kaçan bir Tahammuz. Gusion içeride tek attı Van'a. Ruby ölebilir, Ruby ölebilir. Ruby fazla içeride. Beatrix pompalıyla beraber dikkat edilmesi lazım derken Johnson geliyor bu arada. Fight bitmiş değil. Johnson'ın çarptığı bir Tahammuz. Yani Tahammuz'a işlemez. Bakın hocam diyecektim, fark ettim, sustum. Johnson'a işlemez. Bizim bu hocam yerine başka bir kelime bulmamız lazım. Yani ihtiyaç oluyor yani. Cümlenin sonuna bir şey eklemek gerekiyor. Dakika 12. Şu gold durumlarına tekrardan bir bakalım. Hala 3K'ya kadar, 3K'ya yakın bir gold farkı var. Sağ tarafta kırmızı takımda Gusion'un durumu çok iyi. Sol tarafta da Ruby'nin durumu şu anda çok iyi. Gold durumlarından, gold durumlarını katmıyorum buna. Sadece KDA'lara bakıyorum çünkü ben bir KDA player'ım. Ama şu ana kadar gerçekten Ruby iyi bir oyun geçirdi. Gusion da aynı şekilde bak. Çok güzel aralardan ayıklıyor Gusion. Doğru pozisyonlarda girip duruyor. Burada bir pusu var kırmızı taraftan. Oraya gelecek bir isim Tahammuz çarpabilir. Çarparsa Tahammuz, pardon Johnson çok güzel çarptı ve Beatrice'i yeniden buldu. Tahammuz içeride. Tahammuz'u kesebilecek bir pik var mı? Bakıyoruz. Van'la beraber geliyorlar. Lancelot içeride. Lancelot araba arkadan geliyor. Araba arkadan Gusion'u çok güzel yakaladı. Fight'in devamında orada kalan kim? Orada kalan Faramir ultisini, pardon flash'ını attı. Ultisini daha önceden atmıştı. Ruby içeride. Ruby muhtemelen flash ulti atacak derken dediğim gibi yaptı, evet. Ama bu ölümüne sebep oldu. Hayır. Evet. Evet hocam, ölümüne sebep oldu. Link de oradan kaçtı bu arada. Biraz fazla da zorladılar aslında ya. Gusion'u kestikleri gibi dönmeleri lazımdı. Buraya kadar zorlamanın pek bir anlamı yoktu. Yani şu an Lord'u döndüler gerçi. Alıyorlar mı? Yok. Lord'u da bıraktılar. Mavisini istiyorlar sanırım. Killing'in mavisini almak şart. Ama Lord'da sanıyorlar. Bak gittiler arkalarında. İnsanlığı tarafı tekleyebilirler. Bakın Link'in haberi yok bu durumdan. Girdi içeride. Lancelot'un canı az bu arada. Lancelot içeri çekildi ve oradan Lancelot'un kaçışı olmayacak. Lancelot öldü. Araba çok güzel çarptı araba. Dur. Araba bu fight'ı smurfledi. Gusion'dan yanlış bir combo geldi son olarak. Yanlış bir combo geldi Gusion'dan. Yine Mete hayırlı olsun. AP, araba, mid'de. Hayırlı uğurlu olsun vatana, millete. Şu an Johnson fight'ları çok güzel toparlıyor bak. Bayağı güzel toparlıyor fight'ları. Direkt kilit isimleri çıkarıyor aradan derken burada Hilda'nın fazla zorlaması sonucu. Bak. Hasara bak. Harbiden çok vuruyor ya. Ama doğru oynanması lazım. Bunu doğru oynayamazsan direkt çöp olur bu çar AP'si. Şu an çok güzel bir şekilde taşıyor Alien. Erken oyunu Ruby taşıdı. Geç oyunu şu anda Johnson taşıyor. Ama yani bu Johnson, bir dakika şarjımız gidiyor. Ama bu Johnson yani her an işleri tersine döndürebilir. Çok güvenli bir pick değil. Şu an evet fightlarda bayağı iş yapıyor ama garanti bir
garanti bir pik değil yani, onu söyleyeyim. Bu maç birden dönebilir. Şu anda Johnson Lord'un girmesini bekliyor. Lord'un girmesiyle beraber girecek Johnson'da ve çok büyük bir tehdit şu anda kırmızı taraf için. Johnson yukarıdan geliyor, hop ringe. Tek yedi tekrardan. İşte uzun süre, yani Johnson araba ultisini çok fazla kullandıktan sonra takip etmek mümkün olmuyor hocam Johnson'ı. Sonrasında da geliyor böyle çarpıyor ansızın ve düşürüyor sizi. Johnson yeniden geliyor bu arada. Çok güzel bir atlıksız gördü, yandan düşürdü. Devamında Farms ultisinde herkes. Farms ultisinde bitecek şimdi. Bitti. Vanvan vuruyor. Vanvan vuruyor. Konuşamadım. Hilda vuruyor. Hepsi beraber geldi. Paket şeklinde. Bu maçta böylece biter. Erken oyunu Ruby. Geç oyunu Johnson çok güzel şekilde taşıdı. Ama yani bu nedir kardeşim? Bu nasıl bir oynayış? %34 hasar AP Johnson mid'le. Güzel maçtı. Video buraya kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.